Merhaba, bu dönem para konusunu işliyoruz ve hayatta her alanda başarılı olmayı ve ustalaşmayı işlemeye devam ediyoruz. Ve tam bu dönem mutlaka haberiniz vardır, haberi olmayanlar için son kitabım çıktı. Bunu tekrar hatırlatmak istiyorum. Ustalar Sınıfı, Yaşamda Başarının Sırrı, kitap kapağını da gösteriyorum. Kitabın ön yüzündeki cümleyi okumak istiyorum çünkü kitabın özeti tamamen bu. Gerçek bir usta, çaba göstermeden duygularının efendisi, paranın hakimi, yaşamının lideri olabilirdir. Peki bu kitapta Peki bu kitapta ne bulacaksınız? Yaşamın her alanıyla ilgili, liderlikle ilgili, sağlıkla ilgili, ilişkilerle ilgili, kariyerle ilgili, parayla ilgili, kendi yönetimle ilgili birçok çalışma, birçok bilgi, birçok çalışma bulacaksınız. Böyle bir rastgele bir bölüm açıyorum sizlere, okumak istiyorum ve bu son bölüm üzerinde çalıştığımız özellikle para konusuyla ilgili de çok önemli bir bölüm geldi. Kimler mi güçlüdür? Sayfa 84. Kimler mi güçlüdür? Tabii ki duygularını yönetebilenler. Duygu hakimiyeti bir sanattır. Kabul edin. Siz de güçlü, etkili ve tanınmış biri olmak isterdiniz, öyle değil mi? İnsanın sosyal statü arzusu davranışlarını yönlendiren 7 faktörden en önemlisidir. Sosyal merdivenin hangi basamağında durduğunuz, kiminle evleneceğinizden tutun da ne kadar yaşayacağınıza ve kimlerle ne tür ilişkiler kuracağınıza kadar belirgindir aslında. Sosyal hiyerarşide gerçek statünüzü abarttığınızda veya küçümsediğinizde gerçek sosyal gücünüzün altına oyarsınız. Ne demek mi istiyorum? Mesela kendinizi abarttığınızda, kendinizi başkalarından daha üstün veya yukarıda hissettiğinizde, onların isteklerine, varlıklarına saygı göstermeyerek, gerçekliklerine saygı göstermeyerek, bunu ben ekledim şu an, her birini kendinizden yabancılaştırırsınız, uzaklaştırırsınız. Böylece özgün benliğinize ve gerçek sosyoekonomik konumunuza sizi geri döndürecek olaylar silsilesini başlatmış olursunuz. Varsaydığınız sahte ve abartılı gücünüzün altına oyarsınız. Kendimizi veya bir başkasını abarttığımızda samimiyetimizi kaybederiz. Kendimizi abarttığımızda, yani kendimize olduğumuzdan büyük gösterdiğimizde yapmamız gerekenleri yapmamaya başlarız. O yüzden pozitif bakış açısı insanın kendini olduğundan daha iyi hissetmesine neden olduğu için her zaman tembelliğe ve kapasitesinin en altını yaşamaya iter. Bu da benim şu an bir kitabın dışında bir eklemem. Kişinin olduğundan daha iyi olduğunu zannetmesi kişisel gelişiminizi durdurur. Pozitif bakış açısı bu meseleyle çok ilgilidir. Pozitif bakış açısı kişinin kendi gücünü kendi elinden almasına neden olur. Nasıl mı? Burayı çok iyi dinleyin. Diyelim ki 100 kilosunuz ve kilonuz sağlığınız açısından hayli riskli. Bir an evvel zayıflamanın yolunu bulmanız gerekiyor. Ancak siz pozitif bakış açısıyla ilerlemeye karar verirsiniz ve ben her halimle güzelim, ben her halimle dünyanın en güzel, en sağlıklı insanıyım, hiç de kilolu değilim, çok güzelim böyle diyerek kendinizi olduğunuz halin üzerinde abartılı bir şekilde iyi ve sağlıklı bulursunuz. Belki de manken gibi gözüktüğünüze inanırsınız ve böylelikle yapmanız gerekeni yapmazsınız. Doktora gidip sağlığınız için destek almazsınız, diyete başlamazsınız. Kendinize objektif bir bakış açısıyla bakabiliyor olsaydınız kilonuz yüzünden acı çekecektiniz ve böylelikle kilo verecektiniz. Gerçekçi bakış açısı acıyı beraberinde getirir. Keyif peşinde koşmak ise hiç bilgece bir durum değildir. Pozitif bakış açısı da bu yüzden hiç bilgece bir durum değildir ve kitabın içinde bununla ilgili daha çok bilgi bulacaksınız. Kitap sadece bir kitap değil, aynı zamanda bir egzersiz kitabı. Çünkü sizlerden çok uzun zamandır böyle bir talep alıyorum. Yine yayınlarımda söylediğim gibi mucize kursu formülünün içerisindeki 25 yıllık deneyimin sonucu olan mucize kursu formülünün içindeki farklı 5 tane ürünün içinde, işte nefes bölümünün içinde, farkındalık bölümü, yaşam amacımızı fark ettiğimiz bölümün içinde veya zihin çalışmalarının içindeki tüm egzersizleri bir kitaba koymam imkansız. Çünkü yüzlerce saatlik eğitimden, yüzlerce saatlik içerikten bahsediyoruz. Ama bu kitabın içerisinde senelerdir kurslarımda uyguladığım, uygulattığım, mentörlük çalışmalarında uygulattığım çalışmaların bazılarının özetlerini bulacaksınız. Her bölümün sonunda aynı zamanda şöyle uygulama yapabileceğiniz alanlar var. Bu sadece bir kitap değil, aynı zamanda bir egzersiz kitabı. Kitabın arka kısmını da en son okumak istiyorum size, kitapla ilgili özet bir bilgi sahibi olmanız için. Çabayla değil, eylemle. Birçok kişinin çabayla eylemin arasındaki farkı anlamadığını düşünüyorum. Çaba ego bilincinin deneyimidir. Çaba ve müdahale, eylem ise yönetici bilincin yaşamı, yaşayış şeklidir. Çabayla ve mücadeleyle geçmiş bir hayat, ziyan edilmiş bir hayattır. Ustalıkla yaşanamamıştır.
hakkı teslim edilememiştir. Yaşam deneyiminde kıymetli olan çaba ve mücadele değil, eylemdir. Gerçek bir usta hayatını çabalayarak ve mücadele ederek değil, her şeyi zihniyle yöneterek geçirir. Ustalık bu bilinç seviyesidir. Hayatı üst seviyede yaşamak istiyorsanız bunun ancak usta bir bilinçle mümkün olabileceğini kabul etmelisiniz. Varlıklı, sağlıklı ve kaliteli bir yaşam için eğitmeniz gereken ilk ve tek alan bilinç seviyenizdir. Gerçek bir usta duygularının efendisidir. Duygusal inişleri çıkışları yoktur. Bu duyguları bastırmak demek değil. Bu arada bu da çok yanlış anlaşılıyor. Burada bir araya girip bir küçük bir bilgi vermek istiyorum. Birçok kişi duygu yönetimini bir takım duygulara sahip olup bastırmakla karıştırıyor. Duygu yönetimi duygu kontrolünden çok farklıdır. Bir insanın çarpık bakış açısı sebebiyle öfke biriktirmesi ve öfkelenmesi ve bu öfkeyi kontrol edip bastırması, örnek veriyorum, bir bakış açısı sebebiyle, bir düşünce şekli sebebiyle bir iş toplantısında öfkelenmesi ve o anda o öfkesini yutkunup nefesini tutup bastırmasıyla düşünce açısını değiştirerek, bakış açısını değiştirerek, o olayın içerisindeki hakikati görerek öfkesini nötrlediği için öfke sahibi olmaması ve duygularını, düşüncelerini değiştirerek yönetebilmeyi başarması farklı yollardır. Ben ikinci yolu öğretiyorum size tahmin edeceğiniz üzere. Gerçek bir usta duygularının efendisidir. Duygusal iniş çıkışları yoktur. Başına gelenlerle ya da maruz kaldığı deneyimlerle duygudan duyguya savrulmaz. Çünkü zihniyle çalışmıştır, bilinciyle çalışmıştır, duygu yüklerine neden olan çarpık bakış açısını nötrlemiştir. Gerçek bir usta para kazanmanın peşinde koşmaz. Servet yönetir, kendi iç servetini yönetebildiği için dışarıdaki serveti de yönetebilir durumdadır. Eğer diğer videolarımı izliyorsanız veya eğitimlerime katıldıysanız muhtemelen beni bunu söylerken birçok kez duymuşsunuzdur. Para kendini yönetemeyen kişiden kendini yönetebilen kişiye doğru akar. Çünkü para yönetici bilinci tanır. Büyük paralar kendini yönetemeyecek, böylelikle parayı yönetemeyecek kişilerin eline akmaz. Gerçek bir usta iyileşmek için mücadele etmez. Sağlıklı yaşamasını bilir. Gerçek bir usta aşkta kaybetmez. Çünkü bir ilişkiyi nasıl yöneteceğini iyi bilir. Bu kitap zihinde ustalaşmak isteyenler için etkili ve nitelikli bir başlangıç. Ustalık yolunda yapmak ve olmak gerekenleri, temel prensiplerini içeren ustalar sınıfı kitleler için değil, hazır olanlar, ustalık yoluna hazır olanlar için. Eğer sen de yaşam ustalığına hazır olduğunu hissediyorsan bu kitap sana ve hayatına çok şey katacak. İyi okumalar diliyorum ve güzel bir öğrenme yolculuğu diliyorum. Beni dinlediğin için, izlediğin için teşekkür ederim. Eğer videolarımı beğeniyorsan beğene tıklayıp kanalıma abone olmayı unutma. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere.